Kargılar iniyor, vampirler geldi, yarasalarımız burada. Zombilerimiz saldırıyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde kaçış noktaları düşmanın kalmadı. Sevgili dostlarım, herkese merhabalar. Kaldığımız yerden Warhammer 3 Vlad von Karstein'a devam ediyoruz. Şimdi bu savaşta bırakmıştık en son. Düşman da 3 tane mancılık var. Yani çok güzel ordusu yok aslında ama bunu orta kayıp olarak verdi. Aslında bizde çok iyi ordular yok. Hani zombiler var genelde fakat Biraz saçma olmuş orta vermesi kayıpları. Bakalım saçma mı değil mi bunu şimdi göreceğiz. Evet şimdi düşmanda 3 tane mancılık var ve yakınız birbirimize ne hikmetse yakın başladık. Diğer ekibin gelmesini beklemeyeceğim direkt saldıracağım bunlara. Onları yani zombiler sonuçta oyalayacaktır bir şekilde. Daha sonra diğer ekip de geldi mi beraber savaşacağız. Hemen zombilerimi ön tarafa doğru alıyorum bu şekilde iskeletlerimi de sağlı sollu aslında sol taraftan bir saldırı yapma şansım yok sağ taraftan gönderelim bunları da farklı bir yönden göndeririz bu sefer arbaletçilerimiz var onları da e, Silvanya arbaletçileri bunlar özel vampir arbaletçileri e, insanlar ama bize bizle beraber savaşıyorlar düşmana karşı bunları da daha farklı bir grup ya yani şimdilik böyle olsun bu bu uçabiliyor, sen uçamıyorsun, sen böyle gel. At, at mı var altın, at var altında. Güzel. Siz ikiniz beraber kardeş kardeş takılın, şöyle yapalım sizi. Dört de sen ol. Bu aura veriyor mu orduya bir şey, bir bonusun bonusun vardır herhalde. Yok. Yok ama orada idare eder hiç olmazsa. Tamam, bunları da beş yapalım. En azından mancılıkları engelleyebilirler bir şekilde. Şöyle şuraya atma şansım var mı sizi? Maalesef. Şuradan göndeririz farklı bir yerden. Galiba hazırız. Bakıyorum şöyle bir ikinci grubu şu şekilde aldık. Şöyle yaptık. Siz de böyle yaptık. 3. Siz de böyle gelin. 4 de böyle gelsin. Evet, biri direkt gönderdim. Siz şöyle geliyorsunuz. Sen de böyle geliyorsun. 5 de böyle geliyor. Ve siz de yaklaşıyorsunuz yavaş yavaş. Düşmanı bilerek çevreliyorum. Kafası karışsın diye. Hemen bakın kafasını karıştırıverdim. Bir zombi ordusu göndereceğim oraya. Bir saniye gel şöyle. Senin şu şey geldi mi? Ama önce zombi ordusu göndermek istiyorum. İyice böyle kafası karışsın orada. Sen de böyle gel. Ee, yarasalarım gelsin. Tamam. Gayet güzel. Bir de oraya şunu göndereceğim. Bir daha bir zomborlusu göndereceğim burada. Atış yapıyorlar. Çok güzel. Evet. Burada patlama oldu. Hemen etrafını saralım. Hemen hemen şu mancılıklara saldırın. Bir daha gel. Şunlara gönder. Şöyle gelmen lazım. Sarkaçı size göndereyim ben. İki gel. Evet bakın zombiler çok çok fazla işe yarıyor. Öyle gönderince. Sen de şunlara saldır. Okçular bizde yalnız. O okçulara bir şöyle bir yaklaşmak lazım. Tekrar şuraya gönder. Evet biraz sonra saldırıya başlayacağım. Bunlarla bir başlayayım biraz saldırıya önce de. Şöyle arkalarından dolaşın. Şu mancılıklar aslında nasıl saldırabilirim orada ya? Bir ordunun buraya gelmesi lazım. Sen de böyle gel. Diğer ordumuz da gelmiş. Yavaştan gelsin. Şöyle. Siz gelebilirsiniz artık. Yukarı çıkın. Gelin şöyle. Evet. Şimdi. Heh. Buraya saldırı oldu. Güzel. Saldırın. Ee, bu sefer şunu kullanacağım. Rüzgarımı kullanacağım ama biraz da beklemek zorundayım saldırın. Şöyle gelin biraz daha. Gel böyle. Gel böyle. Evet şu an saldırma durumum yok ama biraz daha bekleyeceğim. Şunlara saldır. Şurayı bir alalım ya. Hatta şöyle gelin. Sen böyle gel. Tamam, sonunda oraya vardık. Şimdi gelelim buna. Nasıl bir saldırı yapabilirim ki burada? Şöyle yapsak etkili olur diye düşünüyorum. Bakalım olacak mı? Heh, şimdi saldırabilirsiniz. Çok güzel. Bayağı etkili oldu bence. da geliyor. Evet etraflarını şu an çevredik bir güzel. Hiçbir şekilde kaçışları yok hiçbir yerden. Gayet güzel saldırıyor da. Evet korkmaya başladılar. Artık bunları da göndereceğim. Yavaştan şöyle gidin. Şunu basıyorum. Bunu basıyorum. Güzel. Gel bakalım. Sen de böyle. İyice moralleri düşsün de. Hepsi yaklaşsın hiç olmazsa. Şunlara saldır. Şunu bir göndereceğim buraya. Evet. karglar iniyor. Vampirler geldi. Yarasalarımız burada. Zombilerimiz saldırıyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde kaçış noktaları düşmanın kalmadı. Birazdan kaçmaya başlayacaklardı. Ve kaçmaya başladı cücüler. gördüğünüz gibi. Abi şuraya baksana nasıl bir ordu var burada. Zombilerin kafalarına bakın ya. Feci bir şey bak bak şu an çıkamıyorlar bu e, zombi dalgasından. Hiçbirisi kaçamıyor. Tıkandı kaldılar içeride. Hiçbirini affetmeyin acımayın. Şu an zombi dalgasını geçemiyorlar. Burada mahsur kaldılar. Gördüğünüz gibi çok feci bir şey. <laughs> Güzel. Ee, şimdi şunlar biraz ayakta kalmış onlara da gidelim şöyle hatta şunu gönderelim şöyle bakalım Adı etki olacak mı acaba böyle atmamız ee, siz şuna gelin komutana gelin böyle Onlara da kaçıyorlar rezervimiz vardı mı var biraz ben şey can veririm Oyun sonunda ee, yine bunu aç, bunu aç, bunu kullan. Evet arkadaşlar ben şimdi biraz kovalayacağım daha sonrasında can vereceğim orduma ve sonrasında devam edeceğiz. Evet şimdi bir lordumuz ölmüş. Ben ölü çağrını göremedim e, o savaş alanında. Çok önemli değil. Ölü çağıran çok işe yaran bir birlik değil. Sadece işte savaş arabasına bindiğinde ceset, ceset arabası var. Ona bindiğinde biraz bonus veriyor orduya. O güzelliği var. Yoksa yakın dövüşte falan iyi bir lord değil. Hem büyücü olması iyi bir şey. Bir daha basarız. Zaten ilk seviyelerde sorun değil o da. Biraz yalnız para geldi. Hemen ikmal yapalım. İkmal ya çünkü bu bölgede ihtiyacımız var. Bu güzel oldu. Şimdi... Buradan devam edeceğiz. Ee, yeni birlikler var gibi sanki. Biraz da böyle iskeletler var. Onu bir iskeletle doldurursak veya şu kurtları çağıralım ya. Tazı mı bunlar? Dehşet kurtlarını çağıralım. Ee, öldürüldü. Önemli değil. Aslında şu banshee'yi alacağım da. Alabilirim şu an ya. Nasıl yapsak? Bir tane zombi sen bana ver. Niye alamıyorum ya? Olmazsa saldırı yaparız onu. Şu an. Heh şimdi değiştirilebiliyor. Sen bir tane zombiyi al. Banshee'yi bana ver. Hareket kabiliyeti vermesi güzel bir özellik bu arada ordumuza. Onu bol bol kullanacağız. Şimdi burada yakın dövüş savunmasına verdim. Sende ise ee, yenilenme, ölü kaldırma falan. Şuna verelim. Bunda binekler. Heh. Araba gelmiş ama ceset arabası şer mutlu taşı. Bu aslında çok önemli. Bayağı bonusları var. Ee, o taşın bir özelliği var. Ona daha sonra bakarız. O, yenilenme falan veriyor diye biliyorum. Öyle şey olması lazım. Çıktığı zaman bakarız ona. Şu an bakamıyoruz. Bakarız da uğraşmak istemiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Bunlar da bayağı zayat almışlar. Onları yiyip gitmek zorundayız. Çünkü karşıya geçmek meşakkatli. Buradan gidelim. Güzel. Paramızı da aldık. Evet artık kimse önümüzde duramıyor önümüzde ama tabi bölgelerimiz çok karışık durumda. Onları bir adam etmeliyiz bölgelerimizi. Hemen full maçta şöyle gidiyorum. Bu arada burada başka diriltemiyorum galiba. Aynen. Şöyle gel. Böyle geldiğinde. Seviye 27 olduk. Bu arada verebileceğim başka neler kaldı. Orduya en son herhalde özellik verdim. Ee, kendine vermiştim özellikleri ama aslında orduya versek hiç fena olmaz. Mesela ben genelde ee, mezar hortlağı mezar muhafızı yapacağım. Mezar hortlağı değil de şey düşünüyorum. Kurgan hayaleti mesela. yasgurlere yakın saldırı, büyü direnci falan veriyormuş. Aslında güzel. Fena değil. Mezar dehşetine Vargeist, Varguf ve dehşet ruhuna silah gücü veriyor. Hücum bonusu veriyor. Peki bunun günün sonu ne veriyor? Liderlik 16. Bu ne? Yakın savunma artı 24. Liderlik 16. Aslında fena değil baktığınız zaman. Hem de hiç fena değil. Oo, bayağı bir güzel özellikleri var. Oradan devam edelim. Şimdi sende ise Nelere neleri verdik? Şöyle bakıyorum bir. Gözlük devam edelim. Daha fazla eşya gelsin. Sen ise kardeşim yakın savunma cana vermişim. Silah gücünü arttıracağım. Zırh geldi mi sana ya? Bir tane zırh bulamadık. <laughs> Gerçi biraz birleştirip zırh alabilirim. Yani şunları biliyorsunuz birleştirince. Ee, tekrardan bir. Mesela azap kılıcı ama güzel. Azap kılıcı güzel. Bu da güzel. Bu kalsın. Silah gücü %18. Şimdi bu değilsin. Daha sonra bakarız. Şu anlık. Ee, birleştirmeyi düşünmüyorum. Çünkü çok fazla eşyamız yok maalesef. Bakalım bunlar gelecek mi? Bunlar gelemezler bana da. Artık yavaştan gidelim bölgelerimize. Burası da büyümüş arkadaşlar. Burada bir garnizon yapsak mı yapmasak mı? Garnizonun bir etkisi olur mu? Bu nasıl bir garnizon lan? Bu ne? Uyanmış savaş alanlar. Garnizon veriyor da. Hareket menzilini arttırıyor. Bölgedeki düşman orduların azaltıyor hareket menzilini. Düşman kahraman eylem maliyetini düşürüyor. Bayağı farklı özellikleri var baktığınız zaman. Ee, daha farklı şu. Ölü çağıran zaten veriliyor bize şu an. Mortis motoru bak. Mortis motoru mükemmel bir birim. Bu arada. Aslında onu kullanmak istiyorum da. Dehşet ruhu geliyor onunla beraber daha sonrasında. 5000. 5000 5000 aa, Başka ne özellik veriyor? Ölü çağıran aa, falan filan. Burada da vampir, ölüm ve gölge. Zaten şey konusunda sıkıntımız yok. Tabi gölgeyi isteriz de. E, büyücü konusunda bir sıkıntımız olmuyor. Bütün kahramanlarımız, lordlarımız büyücü olduğu için bir e, sıkıntı yaşamıyoruz. Bence dostlarım Garnizon da veriyor. Ölü çağıran veriyormuş. Ha. Bence dostlarım biraz beklesek mi ya? Biraz bekleyelim. Ben şunu düşünüyorum. Şöyle çılgın bir fikirle geliyorum size. Arkadaşlar. Bir lord daha yapacağız. Tamam mı? Özel lordlarımızı artık çıkartalım yavaş yavaş. Tabi daha sonrasında. Şimdi değil de. Ölü çağıran çıkartabiliyoruz. Şu Banshees, Fersiz Kalın'ı da çıkartmak lazım bol bol. Ee, Shimir var. Oscar Jigger var. Kurnazlık pusu başarı olasılığı. Bir dakika bu bütün ordulara mı veriyor? Ona veriyor sadece? Tüm ordular %20. Bunda pususu çok fazlaymış bak. %10'da pusu alıyor. Yani de e, global aldığımız için %30 kafadan bir pusu başarı olasılığı gelecek bununla beraber. Stragoi aslında güzel. Stragoi. Bu sezgisi kuvvetli. Büyü şansı falan düşürebiliyor. Hmm. Hangisini yapsak acaba? Yavaştan bir zombi borusu vereceğim ona da. Hangisine versem diye düşünüyorum. Zehirli saldırı sana mı sana mı? Kadın mı olsa acaba? Bir tane kadın olsun ya komutan. Bunda da çok fazla eşya düşürme şansı var %15 bak. Güzel bir özellik. Fena değil. Hmm. O mu? O mu? Bunda da pusu başarı olasılığı var. %10. 1400, 1700. 351 bakım masrafı var. 270 bakım masrafı var. 410, 480. Bunda zırh delme özelliği var. Canı çok daha fazla. Bu da büyük kullanıcı diyor. Bunu yapalım bakalım Strago'yı. Ee, özellikleri mezar dehşeti şeyin bakımını düşürüyor. Dehşet ruhuna binebiliyor 20. seviyede. Bayağı bir özelliği var. Fiziksel direnç falan var bunda. Ha, tamam güzel. İyi ki bunu yaptık. Büyü de yapabiliyor. Ölüm ilmi var. Aa, bayağı bunda ilim var ha. Kıyametin karanlık şeyi var. Liderlik düşürüyor. Değişikmiş bu biraz. Biraz farklı. Biraz farklı. bu hmm. Parazit özelliği falan var. Hortlak komutası var. Birim çağırıyor. Ne çağırıyor? Mezar dehşeti. O güzel bak. Güzel birlikler çağırıyor. Tamam bu yavaştan zombilerini bassın. Zaten çok fazla bakım masrafı biliyorsunuz. Olmuyor. Bunlara da yavaştan basmaya başlayacağız. Artık arkadaşlar bam bam bam. Durmak falan yok yani. Direkt etrafta savaşlar devam edecek böyle. Birçok savaş. Hadi bakalım. Atraksiyon devam ediyor. Evet, düşmanın harbi başarılı olmuş. Aslında hiç bu güzel bir şey değil. Bakalım nasıl birlikler topladı kendine. Eee Aslında buradan kervanlara falan saldırabiliriz ha. Kervan geldi. Nereden geldi kervan? Kervan gideli çok oldu kardeşim. Daha yeni gösteriyorsun bana. <laughs> Nerede o kervan? Göremedik yani. Evet zombilere devam edelim. Biraz zombi ordusu yapacağım bunda. Zaten ölümsüz olduğu için ölse bile ordu gitse bile sorun yok. Ordu gitmeyecektir. Bunların kaç bölgesi var? Şunları bitirmek lazım öncelikle. İki bölgesi var. Abi düşmanlar yok. Nasıl olabilir böyle ya? Bizden başka düşmanlar yok heriflerin ya. Gerçekten anlamıyorum. Şurada bir bölgesi var ama oraya gitmek de yürek ister. Şimdi buraya gelirsem ha burayı onlar alır ya. Ben böyle gideyim. Burada pus atarak gelebilirim bu arada. İnşallah gelirsiniz ya. Gelirseniz çok iyi olacak. Şimdi bu grup ee, biraz hırpalandı ama Halledecek bu grup ya. Katil zafer. Çok güzel. Hallediyor, hallediyor. Hiçbir sıkıntıları yok. Devam et. Böyle geldiğimizde çok güzel. O 2300 tavan. Alırım bir dal. Yok ettik mi şimdi? Bakıyorum. Evet arkadaşlar. Karakirini de böylelikle yok etmiş olduk. Düşmanlarımızı bir elde artık yok ediyoruz. Gördüğünüz gibi. Acımıyoruz abi. Her zaman bu şekilde devam edersek etrafımızda düşman kalmayacak bu gidişle. Şimdi gelelim size. Şunu bir arttır öncelikle. Banshee'de ne var? Şunun kabiliyetini arttır. Daha fazla hareket menzili olsun. Sen de ise ikinci seviye şöyle vereceğim. Sen kardeşim kaçınmaya ver. Evet iyi durumdayız. Maşallah diyelim de devam etsin böyle durumumuz. Temple of'ta tamam büyüme devam ediyor. Şimdi biz zombilere basmaya devam ediyoruz. İnşallah yersiniz buradan şeyi. Pusuyu. Şöyle yaptık ve devam ettik. Evet şimdi bu grup sınır şehrine gelecek. Orada pus atan birisi vardı galiba ama. İnşallah yoktur. <laughs> Bir denemek lazım mı acaba? Ne yapsak ki? Şimdi bu adam da Öyle bir şey seviye geldi ki, oyuncu seviye geldi. Bir şansım denesem mi şöyle ya? Korkuyorum. Orada bir pusu varmış gibi sanki ama. Haydi bakalım. İnşallah yoktur. Gerçi bu grup güzel ya. Yer mi onları? yemeyebilir Yani ne yalan söyleyeyim. Senin 19. Abi tam sınırdasınız var ya. Tam sınırdasınız senin saldırı birimi. Önden göndereceğim. Başarılı. Bilerek gönder. Bunu göndereceğim şimdi. Ölümsüz olduğu için. İyi kimse yokmuş bari ya. O da alan varmış. Onu görmedim. Neyse hani korktum. Tam böyle sınırda Ölümsüzlük gelecek. Hep bak öyle oluyor sürekli. Başımıza hep bu geldi bizim daha önceki serilerimizde. Abi Pirus niye veriyorsun ya? Ben de bunu anlamıyorum arkadaşlar. Yani Pirus niye veriyorsun bana? Neyse. Ya şu saçma bir oran. Tamam düşman kalabalık, eyvallah anlıyorum. Ama oran çok saçma. Şimdi grupları oluşturdum. Hepsi geldi bütün e, bizim savaşçılarımız hepsi geldi. Ben grupları oluşturdum. İskeletleri soldan göndereceğim. Zombiler ana grubumuz ortadan saldıracaklar. Komutanlarımız sağ taraftan gelecekler arkalarından. E, yarasalarımız, büyük yarasalarımız geliyor. Banshee ortadan gelecek. Dikkatli olmalıyız. Banshee Öl ölmememiz gerekiyor. Zayıf olduğu için diğer ölü çağıran gibi ölmesin bari. Kurtlarımız şu an bir giriş yapacaklar. Gelin bakalım. Şimdi ben yavaştan zombilerle bir saldırıya geçiyorum. Ve bunları da böyle göndereceğim. İyice bir kafası karışsın şöyle. Gelin. Şeyler bir gelmesin. Dur bekle. Gönder. İskeletler. Gelin siz de böyle. Kurtlar da şöyle gelsin. Evet. Şu an düşman sıkıştı köşeye. Gel böyle gel böyle gel böyle. Geç şunları da. Sağ sol yaparak devam et. Evet vardık oraya. Bunları bir gönder şuradan.

Abo. Buna çok büyük saldırı var. Düşmanın kafasını karıştır. Böyle güçlü değil de. Sıradan bir saldırı yapalım. Bunlara saldırın. Şunlara saldır. Kurtları... Heh. Saldır oradan. Güzel. Şunları gönder. Ağam Banshee kendini öldürtme de şu şeylere geç gel buradan böyle tamam güzel oradan onları alıyor kurtları çek geri kurtlar baya zarar gördü ve can ver onlara biraz da Oraya bir güçlü bir şöyle saldırı yapacağım Güzel. Oraya sildik resmen. Sen devam et oraya. Şunu gönder. Şunu bas. Şunu bas. Tamam. Devam. izle onları. Kurtlar şunları izleyin. Gelin. Ah <laughs> çok iyi saldırıyoruz yalnız var ya. Banshee geldin mi? Gel kardeşim. da şuraya sen. Tamam. Kurtlar da böyle devam ediyor. Bunda bir can ver. Tamam güzel Şöyle gel gel okçular gelsin Onlar oraya kaçmışlar Bunlar burada Biriniz yükselsin Şu büyüne ihtiyacım var İyi bir yerden şöyle bir saldırı yaparsak Burası artık bitti de Yine de biraz hayatta kalmışlar Şuraya güçsüz bir tane yapalım. Ya yanlış attım dur dur. Bunu gönder. Heh, iptal ettik bari son anda. Tamam. Buraya gönderelim. Kurtlar sen de gel. <laughs> Şunu gönder oraya. Tamam. Gayet iyiyiz. E oraya saldır. Your time has come. Şimdi komutan almak lazım arkadaşlar şu an. Gelin bakalım. Herkes komutana saldırsın. Onlar orada. Onlar orada sen de gel böyle şunu gönder komutana. Sen canlını bas bakalım şöyle. Gel böyle. Banshee. Devam et orada. Biriniz şunu göndersin şuraya. Evet. Komutanın Artık sonu geldi. Dayanamaz diye düşünüyorum. Bakalım ne olacak. Abi param parça diyor zombilerimiz ya. Hadi geber artık. Gebereceksin Yankee. Hadi oğlum. Hadi yavrum. Can ver bakalım buraya. Güzel. Devam et. Evet dostlarım ben şimdi canları vereceğim. Daha sonrasında devam edeceğiz. Biraz büyümüz var mı? Var. Yok da iki kere can verme şansım var en azından. Öyle zayıflara can veririz. 1500 altın güzel para arkadaşlar. Güzel burayı aldık. Şimdi Tamam 1200 getiriyor. Gerek var mı? Tabii ki de var. Tabii ki de var yani. Sonuçta 1200 1200'dür arkadaşlar. Şöyle bir işgal ediyorum. 3 seviye kaldı ölümsüz olmasına çok az. Bu ölümsüz oldu bu arada. Hayırlı uğurlu olsun. Gayet güzel oldu ölümsüz olması. Şimdi sen de buna devam ediyorum. Banshee'de büyüme hızlandırma var. Şöyle yakında savunma yapalım. Daha sonrasında bunlar da ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Buna vermişim. Kadonun dönüşümü diyorum. Ne çağırıyor bu? Vargul. Tamam. Ee, Warguth çağıran var mıydı? Bir saniye. Farklı çağıran var herhalde. Bakabilir miyim bir daha? Vlad ne çağırıyor? Vargul. Ha He, hepsi Vargul çağırıyor. Okey. Vargeys çağırmıyorlar. Vargeys hangisiydi ya? Ben unutuyorum hep onu. Vargul, Vargeys. Bu Vargeys. Uçan birlikler. Okay, Vargul da bu. Yalnız bu Wargolf'un bir özelliği var. Tazelenme ve köpek gibi yani gücü az olabilir ama hani köpek gibi canı var ve e, canı hep azalmıyor. Sürekli çoğalıyor. Biraz tank bir karakter. Tank bir birlik diyebiliriz biz ona. Lanet asası geldi. Büyü de veriyor. Artı 40 yakın dövüş saldırısı. Abi çok güzel. Bunu aslında Vlad alsa fena olmaz. Sende güç taşı var. Lanet asası nerede o? Bir dakika. Bu arkan eşyası herhalde bununla değiştirebilirim diye düşünüyorum. Bayağı bir güçlendirir. %5 de fiziksel direnç veriyor. Pasif olarak. Yani güzel bir özellik. Al bunu sen. şeyin şekli şemal silah. Acaba silah efsunluyor mu? Bilmiyorum. Bir şey var onda. Düşmanlar herhalde bizi gördü ki Hiç kimse bize saldırmadı Burada e, orktan da şeyi var Lideri var Abi ne arıyorsunuz burada ya Ta bu tarafa gelmişsiniz ta buradan ya Ayıp denen bir şey var kardeşim yani Ayıp denen bir şey var Önce şunu bırak etmek lazım dostlar O yüzden Orkları bölgemizde istemiyoruz Bakalım ne yapacaklar beni görecekler mi bu da diriltemiyoruz maalesef. Sen de zombileri basmaya devam et. Bak burada birlikler varmış. Bunları en son alırız. Şu an sen devam et böyle de. Bol bol zombileyelim hiç olmazsa ordumuzu. Sonra ne yapacağımıza bakarız. Fark ettiyseniz çoğu yere yatırım yapmıyorum. Belirli yerlere yatırım yapıyorum. Boşuna para harcamayalım. Para havuzumuz olsun ki Baktık kötü duruma düştük. Direkt o paradan çekip harcayıp hemen ordu diriltip devam edebiliriz yolumuza. Şu an tehlikeli yani riskli bir durum. O yüzden paramız duracak. Daha görev savaşları yapmadık. Onca şeyimiz var. Bakalım. Buradan bir dire yayınlayacağım. Bir dakika. Şöyle. Evet sonunda Karaza karakter katıldı bu kafileye. Yani bitmiyor arkadaşlar. Adamların bitmiyor ya. Biri bitiyor biri başlıyor. Pusu. Evet dostlar nerede kalmıştık? Pusu savaşında kaldık. Ve çok fazla e, troll basmış. Bu trollerinin trollerinde zayıf bir delikleri varsa. Abi mükemmel. Bizim için biçilmez bir kaftan. Çok çok iyi oldu. Dostlarım bu savaşımızı artık diğer bölümde yapacağız. Lütfen dostlar videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayalım. Diğer güzel bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.